Ben o yani Anayurt Oteli'ni yapalım diye Firuze Engin'e gittim. Bu romanı tiyatroya uyarlar mısın diye. O çok güzel bir şekilde uyarladı. Ondan sonra da kim oynayacak diye bakmaya başladık. Ondan sonra birkaç kişiyle görüştük. Bunlardan birisi de Halil'di. Ondan sonra pek beğendik kendisini. Beraber çalışmak istediğimizi söyledik. O da kabul etti sağ olsun. Şimdi Anayurt Oteli bir kere çok kült. Roman olarak da kült, film olarak da kült. Ben daha film tarafından yaklaşıyorum tabii olaya. Yani ben filmini seyredim, romanı sonra okudum çünkü. Ve de bunu tek kişilik bir oyuna çevirmek enteresan bir fikirdi. Oradan birazcık yola çıkıldı. Hani olabiliyor mu, olamıyor mu diye. Hani o Zebercet karakteri. Bir de bence hani Halil daha iyi söyler ama bir oyuncu için hem çok müthiş bir şey hem de çok zor bir şey aslında sanırım. Zebercet çok zor bir karakter çünkü oynaması da zor bir karakter. Yani böyle bir işe çıkalım dedik. Nasıl olacağını göreceğiz şimdi hep beraber ama öyle başladı yani aşağı yukarı her şey. Niye sen bilmiyorum, sen Zebercet hakkında nasıl ayrı bir şey Ya ben söylemek istedin? zaten hem öncesinde yani bu tekliften önce şeyi de filmi de izlemiş ve romanı da okumuş biri olarak zaten bence dediği gibi yani çok önemli bir karakter. Edebi olarak da çok önemli bir karakter. Bir yeraltı adamı yani işin özeti. Çok çok zor ya yani çok iştahlı başta. Zebercet'i oynamak, tek kişi oynamak falan çok iştahlı ama biraz galiba sonrasında ne kadar zor bir işe kalkıştığını yani prova esnasında hatta provanın ilerleyen zamanlarında daha kolay anlıyorsun. Çünkü Zebercet konuşmaya, anlatmaya çok meyilli biri değil. Yani anlatıya aslında tabiatı çok uygun biri değil. Ketum biri. Kendini ifade etmekte de ketum zaten. Bu tekrarları, bu ifadesizliği de bir şeye sebep oluyor. O yüzden biraz zorluğunu biraz sonra görüyorsun ama evet o iştahla başladım ben de. Yani çok İddialı bir şey. Hiç tiyatro yapmak falan yoktu bu sezon aslında. Kafamda oynamak yoktu yani. Yani filmden belki farklı yönler, yani bizim gördüğümüz Zebercet aslında biraz daha nasıl söyleyeyim, filmde Macit Koper'in o unutulmaz canlandırdığı o karakter bir tık belki fazla karanlıktı bizim için. Onu biraz daha yani biraz daha canlı yaptık diyebilirim aslında o karakteri. Biraz daha nasıl söyleyeyim? Aslında tırnak içinde birazcık. Biraz daha cana yakın bir otel katibi aslında Ya buna Zebercet. Mecburuz aslında yani. Bir taraftan da Çünkü öyle bu bir tiyatro tiyatro metni. yapılacaksa. Evet yani tiyatro metnine çevrilmiş ve Zebercet konuşuyorsa, Zebercet anlatıyorsa bundan kaçamayız yani. Daha fazla kendini ifade eden biri olarak bile yine tırnak için almak lazım onu. Evet. Cana yakın. Sadece kendini daha fazla ifade ettiği için bile daha cana yakın gözükecektir. Ama bir yandan da bence o şeyi de tutmaya çalışıyoruz yani. Nasıl hem kendini ifade ederken hem de sonuçta bu söylediği, ifade ettiği şeyler Yusuf Atılgan'ın ona bakışı. Zebercet'in kendisini ifade ettiği bir yer değil. Ama oyun metnine dönüştüğünde, tiyatro metnine dönüştüğünde biraz artık Zebercet'in cümleleri oluyor onlar. Ve aslında Zebercet'in tabiatıyla birebir uyumlu değil o cümleler. O yüzden biraz böyle bulmaya çalışıyoruz biz de. Yani gerçekten zor dediğim kısmı biraz o. Yani yani Zebercet'i tutarsan o zaman metin sana bir şey söylemeye başlıyor. Hayır, metne gidersen Zebercet bu sefer beni ihmal ettin diyor yani. İşin özeti Yani Yusuf Atılgan'ın yazdığını Zebercet nasıl söyler bu. aslında Evet, biraz onu birazcık arıyoruz. oralara. Hem biçim yani hem metin olarak arıyoruz. Yani Firuze bence çok o anlamda çok temiz Evet. bir uyarlama yaptı. Çok başarılı bence. Oyun olarak, oyun gücü olarak da o dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Zor olan kısmı da bence bu. Ben romanı filmden sonra okudum dediğim gibi. Ve de mesela okuması da bence oldukça zor bir roman aslında Anayurt Oteli. Çünkü inanılmaz bir planlamayla yazılmış bir kitap. Yani ileri gidiyor, geri geliyor filan gibi durumlar var. Ve sanki böyle bir oturuşta yazılmış gibi bir kitap mesela. Yani film çok daha şey bir şekilde anlatıyor bunu. Sıralı bir şekilde anlatıyor aslında ama roman hiç öyle değil. Ve de zaten o romanı uyarlarken de sıraya sokmaya çalışıp başaramadık. Çünkü öyle bir yazmış ki Yusuf Atılgan, her bölüm birbiriyle inanılmaz bağlantılı. Her ne Bir de kadar atlama da yani olsa çok acayip sıralı yani. yaptığın zaman zaten bu sefer Zebercet'in düşünce biçimini kaybediyorsun. Evet, Çünkü Zebercet de öyle düşünen biri çünkü. Bir ileri gidiyor, bir geri geliyor, bir şey yapıyor. O yüzden ya oldukça etkileyici. Yani tabii ki her zaman için edebiyat sinemadan çok daha üstün bence. Bu romanda da öyle kesinlikle. ben lisede sanırım okuduğumda
tabii ki o dönem tam anlamıyla şu an baktığım gibi bakmış mıyımdır yani onu çok hatırlamıyorum. Çok etkilenmiştim onu hatırlıyorum. Ama filmi izlediğimde mesela o belki ondan bir süre daha sonradır. Onunla bayağı yani Ömer Kavur'la falan yeni tanışmıştım o zaman. Çok etkilenmiştim bununla. Yani o edebiyatın görsele dönüştüğü yer bence çok iyi ifade edilmiş. Yani.